Saklarsanız onlara anlatmadığınız müddetçe aynı zamanda sizler ve bizler de sorumluyuz. Şimdi mesela bugün 9. günü. 9 gün boyunca her canımız bir insanı eğitmeye ya da anlatmaya kalsaydı, şu anda herkes birer kişi getirse 15 kişi isek 30 kişi olurduk. Bakın. Demek ki biz buradan çıktıktan sonra, hepimiz için söylüyorum, sadece sizler için değil, buradan çıktıktan sonra evde çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize anlatamıyoruz. Veyahut da komşumuza anlatamıyoruz. Veyahut da o yansıtmayı yapamıyoruz. Yansıtmayı yapabilsek komşularımız bize soracaktır. Niçin bugün yağsı matemli günüsün? Çok üzgünsün. Benzin çok solmuş. Dediği zaman siz ne yapacaksın? O zaman işte İmam Hüseyin'in o peygamberlerin torunlarının şehadetini anlatacaksın. Çünkü görüyorsunuz yeri geldiği zaman Hazreti Peygamber'i kimseye vermeyenler var. Bizim peygamberimiz diyenler var. Bunları sizler de biliyorsunuz. Ama pekala torunlarına gelince, kızı Fatıma'ya yapılan eziyetler gelince veyahut da Hazreti Ali'ye yapılan o savaşlarda onların sonra sözünden dönüp, o zaman nasıl oluyor bu? Nasıl sen peygamberi seviyorsun benim torunumu şehadet ettiğin halde? Bunu insanlara anlatmamız lazım. Niçin? Çünkü huzurun mahşerde Allah'a karşı sorumluluğumuzu yapmamız için. Bak buraya geliyorsunuz. Allah gönlündeki niyetlerinizi kabul etsin. Burada gözyaşları döküyorsunuz. Allah İmam Hüseyin defterine o gözyaşlarınızı kayıt eylesin. Bin kazanıza, bin belanıza, gelen ateşinize o gözyaşlarınız karşı gelsin. Ama buna karşılık da birazcık bizim çevrede aydınlatıcı, buradan aldığımız konuşmaları, sözleri onlara aksatarak biraz genişletmemiz lazım. Göle bir taş atarsın, taşın düştüğü yer birdir ama dalga dalga nereye kadar gider? Gölün sonuna kadar gider o dalgayı gözlediğin zaman. O zaman yarın mahşerde evet İmam Hüseyin için gözyaşı döktün. Pekala oradan çıktıktan sonra o bilgileri kime satabildin? Veyahut da ne anladın? Kime anlatabildik? Bizim en büyük sıkıntımız bu. Evet okuyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz, geliyoruz, okuduğumuzu karşı tarafa anlatamıyoruz. Ya da öğrendiğimiz bilgiyi karşı tarafa veremiyoruz. Veremediğimiz için ne oluyor? Anlamadığımız suçlu duruma düşüyoruz. Sanki bugün yâs-ı matem sade Alevilerin, Ehl-i Beyt sevenlerinin ya da sade bugün işte oruç tutulduysa sade oruç açma günü, sade mideyi doyurma günü olarak da öyle zannediliyor. İşte en üzgün olay ki siz, iyi ki sizler varsınız.
İyi ki siz Ehl-i Beyt dostları varsınız ki burada toplanıyoruz, iki gözyaşı takıyoruz ve o İmam Hüseyin'in bu Ehl-i Beyt'e nail olmak için, onların yolundan gitmek için çaba artıyorsunuz. Artıyoruz. Ehl-i Beyt'in yolundan gidenlere selam olsun. Onun için gözyaşı dökenlere, onun için bugünlerde yasimetem yaşayanlara selam olsun. Allah onların yolunda da bizleri gitmeyi nasip eylesin. Ve cümle insanlara da Allah akıl fikir versin, şu İslam alemine de bu Ehl-i Beyt'in, peygamberin yolundan inşallah gitmeyi hepimize nasip eylesin. Ben çok sözü uzatmıyorum. Zaten yeteri kadar 9 gün boyunca gelen değerli canlar, siz hepiniz aynı kişilersiniz. Eksiliyoruz, çoğalamıyoruz. Ama demin dediğim gibi siz görevlerinizi yapın. Çevrenizde, evinizde, komşularından sohbet edin. Yarın vardığınız zaman huzur-u mahşerde, siz oraya gittiğin zaman gözyaşı döktünüz. Anlattın mı eşine? Anlattın mı çocuğuna? Komşuna anlattın mı? Yok. O zaman biz anlatacağız. Anlatacağız. Anlamazlarsa anlamasınlar. Bizi anlayanlar yeter. Ama yeter yarın huzur mahşerinde sorulduğumuz zaman, o zaman anlattık, almadı diye, o babal günahtan kurtulmak için mümkün olduğu kadar bu aylarda yaslı yaşayın. Görüyorsunuz, düğünler oluyor hala yine kendi toplumumuz, hakikaten yürek acıcı. Bir de tabii ki kendimiz yansıtamadığımız için cem evimiz için de yansıtamıyoruz. Mesela geçen gün pazar günüydü, çok üzücü. Adam düğün var, sanki gelmiş tam cem evinin önünden geçiyor, kornaya basıyor. Tüylerim diken diken oldu ya, anlatamam size. Neredeyse arabanı unutacaktım, ya dur dede sen ne, ya kardeşim. Ya sanki sen Yasin Metem hiç mi kitap okumuyorsun? Niye? Bugün cem evlerimizin etraflarına biraz Kerbala şeyi assaydık, belki içinden birisi peygamber sevgisiyle ya da hak sevgisiyle, ya bu bez niye asılmış? Biz bunu da yapamıyoruz. Orada bir cem evi var. Ama normal cem için mi toplanıyorlar? Yoksa işkembeyi karnını doyurmak için mi toplanıyorlar? Burada ne yapılıyor? Hiç şu anda bilmeyen canlarımız var. Bilmeyen canlarımız var. İnanın ki Muharrem ayı gelmiş mi, gelecek mi, gitmiş mi, hiç haberi yok. Çok üzücü, çok acıcı. Cem evleri yapalar 15-20 yıl oldu. Bir arpa boyu gidemiyoruz. Şahsen benim içim çok kan ağlıyor. Allah sonumuzu hayırlısın diyorum. Hepinize aşkın yazlarımı sunuyorum. Ben sözü tarihlerime vereceğim. Hepimize de Cenab-ı Allah anlamak, dinlemek nasip eylesin diyorum. Bu Ehl-i Beyt'in yolunda da bizleri ayırmasın. Eyvallah dedem. Buyurun. Bir mersiye. Tamam canım. Tamam. Güzel bir şey, mazlum bir şey.
Sağlık. Kerbela'da uçan dertli turnalar, bakın Hüseyin'e yarelendi mi? Zalim Yezidlerin kanlı eliyle mübarek bedeni parelendi mi? Hüseyin'e değdikçe hançerler oklar, arşa direk oldu ahu firatlar. Perişan oldu mu masumu paklar? Evladı Aliler zarelendi mi? Derviş Kemal der ki unutma dünü, canlar Kerbela'ya çevirmiş yönü. Muharrem ayında Aşura günü, Muhammed ümmeti karelendi mi? Muharrem ayında Aşura günü, Muhammed ümmeti karelendi mi? Evet sevgili canlar, Allah'ın selat ve selamı iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ın selat ve selamı Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Allah'ın selat ve selamı İmam Hüseyin'in aşurasına, İmam Hüseyin'in kendisine olsun. Bugün önemli bir gün. Dedemin de buyurduğu gibi 1382 yıl önce bu akşam Hazreti Hüseyin'in son akşamı. Birazdan burayı işleyeceğiz, burayı konuşacağız. Onun için önemli bir gün, yarın da 10. gün. Aşura, Arapçada 10. gün demek.
10. demek, Aşura günü. Ve Hazreti İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinden önce böyle bir gün adı yoktu. Aşura günü kelimesinin İmam Hüseyin'den önce böyle bir günü yoktu. Böyle bir adı yoktu yani, böyle bir kelime yoktu. Çünkü 10. demek yani. Bu akşama da Arapçada Tasua derler. Yani 9. gün. İmam Hüseyin'le birlikte Aşura kelimesi gündemimize girdi ve o gün başlı başına özel bir gün oldu. Normal adı Aşura olan bir günde İmam Hüseyin şehit olmadı. İmam Hüseyin şehit olduğu gün ona 10. gün dendi. Allah da Kur'an'da Fecr suresinde 10 güne andolsun diyor. İşte o 10 gün Muharrem'in 10 günü. Kim söylüyor bunu? Tarık Çimen kendi kafasına göre söylemiyor. Bunu imamlarımız buyurmuşlar. Bu ayeti kerimeyi açıklayanlar 12 imam efendimiz ve bu ayeti açıklarken bu Muharrem'in 10 günüdür. Ve Fecr suresinin bir diğer ismi de Hüseyin suresidir. Çünkü biz ayeti kerimeleri delil olarak gösterdiğimiz zaman muhakkak ne yapmamız lazım? O ayetin öğretmeni, açıklayıcısı olan Natık-ı Kur'an, Ali'den ve Ehl-i Beyt'ten delil getirmemiz lazım. Yani onlar açıklayacak. Ben kafama göre kitaptan bir şey açıklayamam. Çünkü Kur'an-ı Kerim tek başına insanları hidayet etmeye yetecek bir kitap değil. Eğer öyle bir kitap olsaydı, bugün Kur'an dünyada belki en çok bulunan bir kitap. Herkes okuyor. Orta Doğu adam olurdu, değil mi? Kur'an'ı okuyup adam olunsaydı, Suudi Arabistan daha iyi okuyor, adam olurdu. Onun için Kur'an-ı Kerim, kitabın kendisi olarak yani, tek başına yetmiyor. Mesela bir örnek vereyim. Niye ilkokullar var, ortaokullar var, üniversiteler var, değil mi? Yüksek okullar var, yüksek lisans var, doktora var, ilerliyor. Hatta mesela Türkçe üzerinde bölümler var, değil mi? Türk Dili Edebiyat var, onun yüksek lisansı var falan. Yani Türkçe konuşuyoruz, hepimiz Türkçe biliyoruz ama bir de onun neyi var? O dalda uzmanlaşması, ilerlemesi var. Eğer kitap yeterli olsaydı devlet ne yapardı? Bütün kitapları çıkarırdı, evlere gönderirdi. Arkadaş, evinizde doktor mu olmak istiyorsunuz? Al tıp kitabı. Mühendis mi olmak istiyorsun? Al mühendislik kitabı. Diş hekimi mi olmak istiyorsun? Al diş hekimi kitabı diye bütün evlere dağıtırdı devlet. Ne okulla uğraşırdı, ne binayla uğraşırdı, ne öğretmen derdi kalırdı. Değil mi? Ama ne yapıyor? Kitap yetmiyor. Ne lazım? Öğretmen lazım. Allah'ın Kur'an gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim de ziplenmiş bir kitaptır. Çok teferruata inen, geniş geniş açıklayan bir kitap değildir. Eğer öyle olsaydı olurdu 50 cilt. Biz birini bile okuyamıyoruz, 50 cilti nasıl okuyacağız? 10 sayfa yazı okumaktan kaçıyoruz. Nasıl 50 cilt okuyacaktık, değil mi? Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'i bize gönderdi. Kur'an-ı Kerim'le birlikte Hazreti Peygamber iki ağır emanet dediği ikinci emanet Ehl-i Beyt'le Kur'an'ı iliştirdi. Ve bu ikisi birbirinden ayrılmaz dedi. Neden bunları söylüyorum? Çünkü bazı canlarımız aynen Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin düştüğü hataya düşüyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti alıp bu ayet bunu anlatıyor diyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'de iki türlü ayet vardır. Birisi muhkemdir, diğeri müteşabihtir. Muhkem ayetler açıktır manası, o nettir. Ama müteşabih ayetlerde netlik yoktur. Onun uzmanı tarafından açıklanması lazım. Onun uzmanını kim belirler? Mesela biz bilmediklerinizi ilmir rasihuna
ilimde derinleşenlere sorun diye bir ayeti kerime var. Bu ayeti kerimeye diyoruz ki ehli sünnet kardeşlerimize kim, yani ilimde derinleşenler kim, bu ayet kimden bahsediyor? Onlar diyor ki mesela Cübbeli diyor ki benim, işte Mustafa İslamoğlu diyor benim, Diyanet İşleri diyor benim, falan tarikat diyor benim, filan tarikat diyor benim. Yani ilimde derinleşen ve bilmediklerinizi soracaklar, benim diyorlar. Biz de diyoruz ki tamam, siz misiniz? Sizsiniz. Hepiniz Allah'ın bu kelamını aynı mı anlatıyorsunuz? Hayır. Birinizin dediğiyle diğerinizin dediği %100 çelişiyor. O zaman siz değilsiniz bu. Kim o zaman bizim Kur'an ilmi yanında olan, Kur'an ilmine sahip olan ve onu bize öğretecek olan kim? Onlar Hazreti Peygamber'den sonra 12 imamdır. Onun için biz Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birlikte sahip çıkıyoruz demek, sadece imamların ismini söylemek de değil, onların Kur'an açıklamasını da bulmamız ve öğrenmemiz lazım. Erenler, bizim imamlarımız uzayda yaşamadılar. Bizim imamlarımız bu dünyada yaşadılar ve bizden işte 1400 sene önce bu dünyada yaşadılar, konuştular, onlara dünya kadar sorular soruldu, cevaplar verildi. Çileler çektiler, zindanda kaldılar ama asla insanları hidayet etmedikleri bir zaman olmadı. Onun için onların eserleri çok. Onlardan bize gelen eserler çok, imamların buyrukları çok. Bir tek İmam Cafer Sadık buyruğu değil, İmam Cafer Sadık buyruğu imamlardan gelen buyrukların içerisinde %1. O kadar imamlarımızın sözleri ve açıklamaları var. Bundan dolayı eğer kitap insanları adam etmeye yetseydi, insanı kamil etmeye yetseydi, bu kadar üniversite kurulmazdı. Aynen Kur'an-ı Kerim de insanları adam etmeye tek başına yetmiyor. Onu açıklayacak ve ondaki müteşabih ayetleri bize izah edecek imama ihtiyaç var. Ve bizim imamlarımızın özelliği bu, onu açıklamışlar. Bizim ehli sünnetle ayrıldığımız nokta burası. Biz Ali kapısından bilgiyi alırız. Yani 12 imamdan alırız. Ne demek? Kur'an'ın bir ayetini söyleyip ayet böyle diyor, bu bunun delilidir diyemeyiz. Mesela çok demin bir ayet söyledim Fecr suresinden. 10 güne and olsun. Ne demek 10 güne and olsun? Çıkıp ben diyebilirim ki bu 10 günden kasıt Hızır günüdür. O zaman Hızır gününde 10 gün oruç tutmak lazım. Desem ne dersiniz bana? Dede delilin ne? Bunu nereden çıkardın? Bu ayet-i kerimede 10 gün diyor. Bu 10 günün Hızır aylarına tekamül ettiğinin delili ne? Ya da 10 günü and olsun dedim ki Ramazan'ın son 10 günüdür. Ne diyeceksiniz? Dede bu ayette böyle bir şey yok. Sen bunu nereden söylüyorsun? Anlatabiliyorum değil mi derdimi? Onun için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin öğretmeni ve bize öğreticileri kimlerdir? 12 imamlardır. İlmin kapısıdır. Şimdi Kerbela bir üniversite dedik. Bir okul dedik. Öyle bir okul, öyle bir üniversite ki öğretim sistemiyle çağları aşmış. Öyle 1400 senelik çağı aşmış. Çünkü her okulun, her üniversitenin kendi eğitim sistemi vardır, öğretim sistemi vardır, bir metodu vardır. Kerbela Üniversitesi öyle bir üniversite, öyle bir okul ki çağları aşan, bugün iki telli cem evine ulaşan bir sistemi var, bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemi her yıl Muharrem ayında 12 imamın velayetine, imametine inanan insanlar tarafından, insanlar her Muharrem ayında toplanır, İmam Hüseyin'e ve Kerbela şehitlerine ağlarlar. Gündüzlerini aç geçirirler, akşamlarında toplantılar yapıp mersiyeler okurlar. Eskiden bizim bu topraklarımızda 10 gün boyunca Fuzuli'nin Hadikatü's Şehadası okunurmuş. 10 bölümden oluşuyor.
10 gün boyunca onlar okunur ve insanlar dinler ve ağlarlarmış. Bakın bu bir metot. Bu İmam Hüseyin'in üniversitesinin, İmam Hüseyin'in üniversitesinin eğitim metodu. 1400 sene sonraya gelebilen bir şey. Çünkü hepimizin kalbinde Hüseyin'e karşı bir sevgi var. Hepimizin kalbinde Hüseyin dediğinde yüreği burkulan bir yanımız var. İşte bundan dolayı İmam Hüseyin bir öğretmendir ve baş öğretmendir diyoruz ya, bizi eğitiyor. Ve biz bir Muharrem'den bugüne kadar Kerbela'dan bugünümüze neler çıkarabilirimizi konuşmaya çalıştık. Dilimiz döndükçe bunu anlatmaya çalıştık. Bugün de inşallah özgürlükle ilgili Kerbela'dan, Kerbela şehitlerinden örnekler edineceğiz. Dinde zorlama var mıdır, yok mudurla ilgili yine Kerbela'dan, Kerbela şehitlerinden biraz mesajlara bakmaya çalışacağız. Sevgili Cemerenleri, hepinizin bildiği gibi Hazreti Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken vahiy almaya başladı. 40 yaşından önce de peygamber olacağını biliyordu. Bize hep bir hikaye anlatırlar. Orası da uzun sürecek ama söylemeden de geçmeyeyim. Güya Hazreti Peygamber Hira'da Cebrail'i görünce Allah ona oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Korktu. Korkudan titredi. Eve geldi. Hazreti Hatice anamızın yanına dedi ki ben dedi korktum. Acaba cinlendim mi? Delilendim mi? Ne oldu bana dedi. Hazreti Hatice onu örttü. Ondan sonra derken Yahudi bir Varaka bin Neffel'e gittiler dedi. Ona söylediler. O dedi ki sen peygambersin. Son gelen peygambersin. Güya peygamberimiz hiç peygamber olduğundan da haberi yokmuş o güne kadar. Güya. Bu tabi tahrifat. Alevi kaynaklarında 12 imamdan gelen kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Hazreti Peygamber'e 40 yaşında Cebrail nazil oldu. Ve Hazreti Peygamber o vahyi aldı. Ne öyle korku yaşadı ne de başka bir şey oldu. Hatta o vahiy geldiğinde ve 23 yıl içerisindeki gelen vahiyleri de Hazreti Ali bizzat kulağıyla duydu. Şimdi Hazreti Peygamber 40 yaşında vahiy almaya başladı. Hazreti Peygamber 63 yaşında Hakk'a yürüdü. Yaklaşık 23 yıl. 23 yıl peygamberlik yaptı ve Hakk'a yürümeden birkaç ay önce veda haccı için yolculuğa çıktı. Hacca gitti. Hacca gitmeden önce bütün insanların haber saldı. Çünkü Resulullah o zamana kadar hiç hacca gitmemişti. Hac ibadetini insanlar gelip peygamberden bizzat nasıl olduğunu öğrensinler diye ilan etti ve veda haccı dedi, son haccım dedi. Bütün insanlar, burada bir kurgu var. Bütün insanlar normalde hacca 1-2 bin kişi giderken o sene peygamberi görmek ve peygamberle hac yapabilmek için tarihi kayıtlara göre 110 bin kişi hacca geldi ve Hazreti Peygamberle birlikte hac görevini ifa ettiler. Hazreti Peygamber hac bittikten sonra Hazreti Peygamber'e bir ayeti kerime geldi. Ey Muhammed, bildiğiniz için kısa kısa geçiyorum. Asıl anlatacağım konuya ön söz olsun diye. Ayeti kerime, ey Muhammed, sana bildirdiğimizi bildirmediğin müddetçe senin bu 23 yıllık yaptığın peygamberliğin boşa gitmiş olacak. Peygamberlik yapmamış olacaksın. 23 yıl peygamberlik yaptın ama bu son söyleyeceğin şeyi söylemezsen din tamamlanmaz. Senin peygamberliğin tamam olmaz. 23 yıl peygamberin çektiği zahmetin ve getirdiği dini öğretinin kamil olması için, tamamlanması için Allah bunu Hazreti Peygamber'e söylemesi gerektiğini söyledi. Ve Hazreti Peygamber ve Allah Hazreti Peygamber'e ayet-i kerimenin devamında buyurdu ki biz seni halka karşı koruyacağız. Hazreti Peygamber'in karşısında Ebu Cehil yoktu, müşrikler yoktu, hacdaydılar.
Bu söz ağır bir sözdü. Bunu söylediği zaman insanlar hacca gelen Müslüman olduğunu söyleyen insanlar tarafından Hazreti Peygamber katledilebilir, öldürülebilir tehlikesi vardı. Allah garanti verdi. Oysa ilk dönemlerde, peygamberliğe ilk başladığı dönemlerde Müslümanların sayısı çok az olmasına rağmen, müşriklerin sayısı çok olmasına rağmen ve onlara çok düşmanlık yapmalarına rağmen Allah biz seni koruyacağız diye bir garanti vermemişti. Allah kimden koruyordu peygamberi? Haçta Müslümanım diyenlerden. Bu söylenen söz ağır bir sözdü. Ve Hazreti Peygamber develerin örgüçlerinden, develerin semerlerinden ve yüklerinden bir platform kurdu. İnsanların görebilecekleri. 110 bin kişi var. Ve bir ses sistemini düzenledi. Bir ses sistemi yaptı. O zaman böyle mikrofon yoktu. Hazreti Peygamber çıktı, buradan seslendi. 50. kişi Hazreti Peygamber'in duyduğunu, o da yüksek bir yerde durdu, arkaya bağırdı. Diğeri arkaya bağırdı. Ta ki en son kişi duyana kadar. Sistemi kontrol etti, denedi ve sonra o minberin üzerine çıktı. Dediler ya Resulallah, burası çok sıcak. Biraz daha ötede yeşillik yer var, oraya gidelim. Hazreti Peygamber hayır, burada kalın dedi. Geride kalanların gelmelerini, ileri gidenlerin de geri dönmelerini istedi. Çünkü olay çok önemliydi. Hazreti Peygamber dinin tamamlayacak, peygamberlik görevini ifa edecek son cümleleri burada söyleyecekti. Ve insanların karşısına çıktı. Uzunca bir hutbe, uzunca bir konuşma yaptı. Konuşmanın içerisinde ben size iki ağır emanet bırakıyorum. İki derken böyle yapmadı. Bakın bunun birisi küçük, birisi büyük değil mi parmağımın? İki elini yan yana getirdi, birleştirdi ve size iki ağır emanet bırakıyorum. Birbiriyle eş. Bunların birisi hidayet ve nur rehberi olan Kur'an, diğeri itretim olan Ehl-i Beytim'dir. Ve bunlar birbirinden ayrılmayacaklar. Ve ben kıyamet günü Ehl-i Beytim hakkında, bunlar hakkında size soracağım. Siz benim bu emanetlerime nasıl sahip çıktınız diye. Sakın onlardan öne geçmeyin. Sakın geri kalmayın. Ve İmam Ali'nin elini tuttu. Men kuntu mevlahu fahaza aliyyum mevla. Ben kimin mevlasıysam bu Ali de onun mevlasıdır. Kim beni peygamber olarak kabul ediyorsa, mevla olarak, veli olarak kabul ediyorsa Ali de onun velisidir. Benden sonra budur. 110 bin sahabi geldiler Hazreti Ali'ye, ikrar verdiler. Birinci halife, ikinci halife dediler, müjde müjde sana Ali. Sen hem cennette hem bu dünyada bizim emirimiz oldun, liderimiz oldun, imamımız oldun, halifemiz oldun, Mevlamız oldun dediler. Ama gelin görün ki Hazreti Peygamber Hakk'a yürür yürümez kendilerince bir yol tuttular. Ve o verdikleri ikrarı, biatı unuttular. Ve artık Allah 124 bin peygamber seçip gönderiyordu. Ama artık biz akıllandık, aklımız çalışıyor. Elimizde de Kur'an var. Biz kendi liderlerimizi, kendi önderlerimizi kendimiz seçeceğiz dediler. Ve hilafet yoluna gittiler. Beni Sakife denilen yerde birinci halife Ebu Bekir'i seçtiler. Yaklaşık ya 20 ya 30 kişi vardı ilk halifenin seçiminde. Hazreti Ali o seçimde yoktu. Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma yoktu. Selman-ı Farisi yoktu. Bilal Habeş yoktu. Miktat yoktu. Ammar yoktu. Eyyub el-Ensari, burada yatan var ya, Eyyub el-Ensari yoktu. Kendileri 30-40 kişi içerisinde Ebu Bekir'i seçtiler. Sonradan gelecek olan ikinci halife, birinci halifenin seçimini oldu bittiye geldi diye yorumluyor. Bu söylediklerimin hepsi Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin kitaplarında yazan şeyler. Bizim söylemlerimiz ya da bizim kitaplarımızda yazdığı için söylemiyoruz. Kendi kitaplarında bunlar yazıyor.
Seçim dediler, hilafete gittiler. Arkasından birinci halife ikinci halifeyi atadı. Kendi yerine atadı. Oysa Hazreti Peygamber vasiyetname yazdırmak istediğinde ona karşı çıkmışlardı. Hazreti Peygamber'e inananlar, Hazreti Peygamber sağ hasta yatağında yatarken kağıt kalem getirin, benden sonra vasiyet yazayım demesine rağmen kağıt kalem getirmediler Peygamber'e ve Hazreti Peygamber onları yanlarından kovdu. Bunu Resulullah'a layık görmeyenler ne yaptılar? İkinci halifeyi birinci halife atadı. İkinci halife ölümüne yaklaştığı zaman 6 kişilik şura kurdu. Ne kendi seçimini beğendi ne de birinci halifenin seçimini beğendi. Farklı bir modele gitti. 6 kişi belirledi. 6 kişiden bir kişiyi halife seçmeden eğer evden çıkarlarsa 6'sını da öldürün diye de emirname koydu. Olay belliydi zaten kimin seçileceği derken 3. halife Osman halife olarak seçildi. Detaylarına girmiyorum. Arkasından insanlar bizar olmuşlardı. Artık yönetimden bıkmışlardı. Artık İslam'ın rengi değişmişti. Ve insanlar Hazreti Ali'nin eteğine yapıştılar. Ali etme tutma bizim halifemiz ol, devlet başkanımız ol dediler. Ama imamete inandıkları için demediler. Velayete inandıkları için demediler. Burasının altını çiziyorum. Sadece o günkü şartlarda devleti yönetecek en iyi insan Ali olduğu için dediler. Velayete inanarak demediler. İmamete inanarak demediler. Ve İmam Ali istemeyerek ama Muhammedi dinin bekası için bunu kabul etti. Yaklaşık 5 yıl sonra şehit edildi. Yerine Muaviye zorla mütegalibe yoluyla Hazreti Peygamber'in kurduğu devletin sistemin başına oturdu. Ve zorla yaşarken Yezid'e biat aldı. Şimdi dönelim, sayfayı ters çevirelim. İslam'da zorlama var mıdır yok mudur'a bakalım. Ve bugünkü sokaktaki duyduğunuz din anlayışını değerlendirelim. Hep diyoruz ya Emevi İslam ve Muhammedi İslam. İşte bu arasındaki farka bakalım. Allah insanları iradeli yaratmıştır. Siz isteyerek buraya geliyorsunuz. Bacaklarınız ağrısa da ısrarla geliyorsunuz. Ya da bizi canlı yayından dinleyen arkadaşlar kendi istekleriyle açıp dinliyorlar. Başkaları da başka yerlere gidiyorlar. Başkaları da başka şeyler izliyorlar. Bu iradeli bir varlık olduğumuzun göstergesidir. Biz istersek buraya gelebiliyoruz, istersek gelmeyebiliyoruz. İstersek iyilik yapabiliyoruz, istersek yapmayabiliyoruz. Allah bizdeki tecellisi bu iradi varlık olmamızdan kaynaklanıyor. İradeli varlık yani yapabilirliği kendi elinde olan varlıktır. Ve Allah bizi hidayet etmek için, çünkü biliyor bizim kafalarımız karışacak, bedeni ve nefsi isteklerimiz ağır basacak, aklımız çalışmayacak, aklımız birilerinin kirasına gidecek, bunu biliyor. Bunun için bizim aklımızı uyandırmak ve bizi delaletten, yanlıştan kurtarmak, nefsimizin esaretinden, başkalarına köle olmaktan, kul olmaktan kurtarmak için, aklımızı çalışır hale getirmek için Allah bizim içimizden peygamberler seçip gönderiyor, bizim içimizden imamlar seçip gönderiyor ve Allah Kur'an gönderiyor, suhuf gönderiyor, kitap gönderiyor. Ama bunların hepsi teklife tabi. Yani peygamberler geldiklerinde, Adem peygamberden Hazreti Muhammed'e kadar hiçbirisinde zor yok. Hiçbirisi zorla kimseyi irşad etmemiş. Teklif etmiş. Doğru yol bu. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bu Allah'ın kitabı ve doğru olan bu. Eğer siz benim peygamberliğimi kabul ederseniz, benim sizlere söylediklerimi yaparsanız hem bu dünyada mutlu yaşayacaksınız, birilerinin kölesi ve maşası olmayacaksınız, hem de ahirette mutlu ve ebedi hayatınız mutlu olacak. Teklif etti sadece. Karar kimin elinde?
onu dinleyenlerin elinde, onu duyanların elinde. Hiçbir peygamber asla zorla, zor kullanarak gelin benim peygamberliğimi kabul edin dememiştir. İlginç bir nokta değil mi? Hiçbir peygamber dememiştir. Hazreti Muhammed hiç dememiştir. Ve Muhammedi, Alevi İslam anlayışında asla bir yerleri fethetmek, oraların ibadet hanelerini başka şeye dönüştürmek gibi bir anlayış yoktur. Ve İslam'daki ve Adem peygamberden başlayan bütün savaşların hepsi nefsi müdafaa savaşıdır. Fetih yoktur. İslam'da bir yeri gidip fethedip orayı İslamlaştırmak diye bir şey yoktur. Hangi İslam'da? Muhammedi, Alevi İslam'da yoktur. Bizim inandığımız İslam anlayışında yoktur. Ama gelin görün bugün, kendi tarikatından olmayan tekfir ediliyor. Kendisi gibi düşünmeyen tekfir ediliyor, boynu vuruluyor. Bu İslam'ın, bu İslam'la bizim işimiz yok. Biz bu İslam'dan beriyiz. Biz bu İslam'dan uzağız. Bizim anladığımız ve bizim bildiğimiz İslam'da böyle bir şey yok, olamaz. Katılıyor musunuz bana? Kafa kesen, insanları zorla kendisine biat ettiren bir İslam, İslam olabilir mi? Allah özgürlükçü. Allah bizi özgür yarattı. Sadece teklif etti. Gelin, ister kabul edin, ister etmeyin. İşte buradan şimdi Kerbela'nın sayfasını açıyoruz. Tam bu akşam İmam Hüseyin'in yarın şehit olacağı günden bir gün önce. İmam Hüseyin'in bugün, yani 9. gün Tasu'a akşamı, karşı taraf Yezid birlik gönderiyor. Davul, savaş çığlık tamtamları çalıyor. Hazreti İmam Hüseyin Celal Abbas'a diyor, git bak ne oluyor. Eğer savaş için gelmişlerse onlardan bu gece için müsaade iste. Bugün ibadet edelim. Çünkü yarın yokuz. Allah'a razı niyazda bulunalım bu gece. Aç ve susuzlar. Celal Abbas gidiyor Ali Ekber'le birlikte, 20 kişilik bir grupla birlikte. Diyor ki, Hazreti Peygamber'in ciğer paresi Hüseyin bu gece sizden ibadet etmek için izin istiyor. Ne olacaksa yarın olsun. Bu akşam izin verin. Ve Ömer bin Saad komutanlarla konuşup bunu uygun görmüyor. Celal Abbas orada bir konuşma yapınca askerlerde bir gevşeme oluyor, bir kırılma oluyor. Mecburen diyorlar ki, ya ayıptır ya, bizim yaptığımız işte 30 bin kişi toplanmışız, 70 kişiyi sarmışız, bir gece izin istiyorlar yani. Ne yapabilirler, nereye kaçabilirler ki yani, imkanı yok. Bırakalım diyorlar ve o gün İmam Hüseyin'i ibadet etmesi için bırakıyor ve İmam Hüseyin insanları topluyor. Yanlarındaki yar-ı yaverlerini topluyor. Onlara diyor ki, Yezid'in işi benimle. Siz bu gece biatı sizden kaldırdım, ikrarı kaldırdım, imametin farziyetini, yani imamet, çünkü imamı tanımasan Müslüman olamıyorsun ya, imamı terk edemezsin yani, öyle din, öyle Allah'a inandım, peygambere inandım, kurtuldum değil. Bir de imama inanmak zorundasın, imamete inanmak zorundasın. Diyor ki, imametle ilgili biatımı kaldırdım, serbestsiniz. Gecenin de karanlığından istifade ederek, utanmayın yani, gece karanlık çökecek, hatta şamdanları da söndürüyor. Buradan gidin. Çünkü ben öldürüldükten sonra sizi de sağ bırakmayacaklar. Bu gece gidin. Ne oldu, dikkat ediyor musunuz? Teklif etti İmam Hüseyin. İmam Hüseyin Medine'den çıktığında yanında, tarih rivayetler biraz farklı, 900 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi vardı diyenler var. Ta Kerbela'ya gelinceye kadar döküldü insanlar. Ama İmam Hüseyin'in yanında olan insanlar
İmam Hüseyin'in imametini kabul ettiği için yanında değillerdi. Ya makam için, ya mevki için, ya Emevilik, ya Abbasilik, ya Haşim oğullarından başka dertleri vardı. Onlar patır patır yolda döküldüler, döküldüler. Kufe'ye, Kerbela'ya yaklaştıklarında, Kerbela'ya vardıklarında Kufe'den haber geldi. Müslim bin Akil ve iki çocuğu şehit olmuştu. İmam yine insanları topladı ve dedi ki ben biatı üstünüzden kaldırıyorum, gidin. Gitmek isteyen gitsin. Gide 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 herkes gitmiş ve son geceye 72 kişi kalmıştı. Ve tabi esirler. 72 şehit var, bir de esirler var. İmam Hüseyin bunu kaldırınca dediler ki ey imamımız, eğer bizim 1000 tane canımız olsa, biz bu 1000 tane canımızı versek, her seferinde ölsek ve tekrar dirilsek, biz senin yolunda ölmeyi şeref biliriz. İmamı terk etmediler. İmam orada temiz kan istiyordu. Hatta defalarca üzerinde kul hakkı bulunan gelmesin diye buyurmuştu imam. Orada temiz insanlar istiyordu. Çünkü öyle bir eğitim yapacak, öyle bir yazı yazacaktı ki 1400 sene okunuşuz. Öyle bir kan akacaktı ki kılıca galip olsun. Bakın Yezid dünyada lanetleniyor. Hüseyin 1400 senedir anılmaya devam ediyor. 1400 senedir ağlanmaya devam ediyor. Yara hiç kapanmıyor, Kerbela yarası. Hep kanıyor. Aslında bunun ismi bir eğitim, bir öğretim. Hakla batılı ayırmak isteyenlere güzel bir ders abidesi. Bunun için bizim için çok önemlidir. Ve Kerbela'daki imamın bu son konuşması, son geceki, bugün yaptığı bu konuşma zorun olmadığını, İslam'da zorlamanın olmadığını, İslam'da teklifin olduğunu söyledi. Onun için Kerbela şehitleri temizdirler. Onun için Allah onları kıyamete kadar anılır kılmış. İsteselerdi çekip giderlerdi. Ama onlar ne yaptılar? 1000 defa ölsek, 1000 defa dirilsek biz yine aynı şekilde senin yolunda ölmeye hazırız ey imam dediler. Allah bizi imamlara layık insanlardan eylesin. İnşallah bir mersiye daha alalım. Sonra Kerbela'ya doğru bir ufak yolculuk yapalım. Thank you.
Dillerinize sağlık. Allah hepimize Kerbela'ya gitmeyi nasip eylesin. Allah Allah. Kerbela İmam Hüseyin'in türbesi dünyadaki bir cennettir. Çok da önemli ve imamlar tarafından çok tavsiye edilen ve tarih boyunca ne pahasına olursa olsun gidilen bir yerdir. Tarihte İmam Hüseyin'i şehit etmekle kalmamışlar canlar. İmam Hüseyin'in türbesini defalarca yıkmışlar. Orayı sürmüşler, buğday ekmişler, tarla yapmışlar. Fırat Nehri'nin bir kolunu bağlamışlar. O Kerbela İmam Hüseyin'in türbesinin olduğu yere sular altında kalmış. Neler yapmışlar neler. Orayı ziyarete gidenler ellerini kesmişler. Hatta en son işte Irak'taki hükümet tarafından da birçok saldırılar yapılmış. Allah hepimizi İmam Hüseyin'in kabrini gidip ziyaret etme şerefine nail eylesin. Allah. Teberrüklerin en büyüğü Kerbela toprağıdır. Hani gittiğinizde türbelerden teberrük alırsınız ya, taş alırsınız, toprak alırsınız. Kerbela toprağı teberrüklerin en büyüğüdür. Eski kaynaklarda görürsünüz, okursunuz. Aşure aşı yapılırken, Hüseyin lokması verilirken yapılan aşure aşına bir çimdik Kerbela toprağı katarlarmış. Yine bir çocuk dünyaya geldiği zaman ilk onun ağzına ufacık bir Kerbela toprağını suyla ezer içirirlermiş. Ve yine insanı yıkarken suyuna da bir çimdik Kerbela toprağı atarlarmış. Normalde toprak yenilmesi haramdır, vücuda zararı vardır. Ama teberrük ve şifa için bir miktarcık Kerbela toprağı yenilmesine caiz denilmiştir. Kerbela toprağı böyle bir şifa, böyle bir özelliği var. Biliyorsunuz şişenin içerisinde Hazreti Peygamber Ümmü Seleme annemize verdi. Dedi ey Ümmü Seleme, ne zaman ki bu Kerbela toprağıdır, bu kana döndüğü zaman bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Allah hepimizi Kerbela toprağına yakın insanlardan eylesin. Canlar, bu akşam Tasu akşamı, yarın Aşura, Muharrem'in 10. günü.
Kerbela Şahı İmam Hüseyin ve yarenlerinin hunharca şehit edildiği gün. İmam Cafer buyuruyor ki, Aşura günü yeryüzü ve gökyüzü kan ağlar. Bu akşam imamımızın son akşamı. İmam Hüseyin ve yarenlerin son akşamı. Bu akşam ibadet ve gözyaşı dökme akşamı. Yine hep beraber Kerbela'ya gidelim. Gözlerinizi kapadın ve Kerbela'dan, Kerbela'nın ruhunu, Kerbela'nın duygusunu, o şehitlerin yaşadıklarını bir nebze de olsa anlamaya, ağlamaya çalışalım. Zeynep. Zeynep gibisi var mı dünyada? Ağabeyi Hüseyin'in dayanağı, yeğeni Ali Ekber'in görkemli halası, erdemler babası Celal Abbas'ın medarı iftiharı, vefakar kız kardeşi Hüseyin'in, imamına sadık bir fedai. Kerbela'da Avun ile Muhammed'i gören, bilhassa onların o yiğitçe çarpışmasından sonra nasıl şehit düştüklerine şahit olanlar, bu küçük delikanlıların annesi yok mu? Hüseyin'in bu iki yeğeninin annesi yok mu diye soruyorlardı. Düşmanlar yere düşen her şehit için ağıtlar yakıp baş ucuna koşan bir kadın vardı Kerbela'da. Bu iki gencin baş ucuna niçin hiçbir kadın gelmedi? O kadın neden gelmedi? Niçin onlara ağıt yakan bir ana çıkmadı? Anneleri vardıysa neden ahu figan etmiyor? Neden yavrularım diye bağrına vurup başına toprak savurmuyor diye birbirlerine soruyorlardı. Şaşırmakta haklıydılar. Avun ve Muhammed şehit olup da kanlar içinde yere yığılınca dayılarından, yani İmam Hüseyin'den başka koşan olmamıştı başuçlarına. Halbuki bu iki gencin annesi Zeynep orada çadırının önünde bekliyordu. Neden gelmiyordu Zeynep şehit olan çocuklarının baş ucuna? Hazreti Zeynep sevgili abiyi İmam Hüseyin'e minnet edebilir diye, Hüseyin daha çok üzülür diye zerrece tepki göstermemişti oğullarını şehit verirken. Ama İmam Hüseyin'in oğlu Ali Ekber'e öyle bir sarılmıştı ki Zeynep, kendi oğulları birer birer gözlerinin önünde lime lime edilirken, kılı dahi kıpırdamayan ve o sırada duygusunu bastırmayı becerebilen Zeynep, Ali Ekber'i meydana uğurlarken takatini yitirmiş, bir ağabeyine, bir Ali Ekber'e baka baka ağlamıştı. Selam olsun sana ey Kerbela kahramanı Zeynep. Kerbela'da kardeşlerinin, çocuklarının, yeğenlerinin şehadetlerini gözleriyle görüp bizlere anlatan sabır timsali Zeynep, selam olsun sana. Ali Muhammed gururu, İmam Ali'nin sururu, Fatıma'nın gönlü nuru, Fatihi Kerbela Zeynep. Ceddi Muhammed Mustafa, atası Ali Murtaza, anası Fatıma Zehra, ey şanı kibriya Zeynep. Hasan Hüseyin'in kardeşi, iki imamın sırdaşı, meleklerin arkadaşı, yari ala aba Zeynep. Şah Hasan avı içince, Hüseyin yola düşünce, kıyam günü yetişince, en başta pür vefa Zeynep. Hiç geri durmamıştı yoldan, yardım ermez dere belden, Abbas kesilince koldan, feryadı can eza Zeynep. Çıktı yola kardeş oğul, hem kardeş gitti,
hem oğul ama zilletle değil, şerefle müptela Zeynep. Yezidler esir ettiler, Şam sarayına vardılar, melunlar ondan sindiler, vaizi facia Zeynep. Dil ile çaldı kılıcı, oğul kurtardı ana bacı, tüm İslam ona duacı, meddah-ı neyneva Zeynep. Viran eyledi batılı, yere geçirdi katili, böyle sözün velhasılı, ayni hayrun nisa Zeynep. Eyledi fi sebil cihad, bend olurlar bulur necat, bekteşa eyle şefaat, ya makbulü huda Zeynep. Bacın Zeynep sana kurban ya Hüseyin, çok bakıp asgara yanma, beni yandırma Hüseyin. Oklu kurbanını meydanda dolandırma ya Hüseyin. Hüseyin öyle bir anda bile, Ali Asgar'ın şehadetine dünden devam ediyoruz. Bu Allah'ın imtihanıdır. Sabırlı olun. Dayanmamız, direnmemiz gerek. Bu şerefli yolu galu beladan seçtik. Daha ben ölmedim. Bacım, düşmandan, düşman karşıdan bakıyor. Ağlayıp onları güldürmeyin. Zeynel Abidin'le, Zeynel Abidin'i kollayıp gözetin. Hazreti Zeynep, İmam Hüseyin'in Ali Asgar'dan sonra vedalaşıp meydana gideceği zaman, Hüseyin, sen bugün şehit olacak 7. kardeşimsin. Hem imamımsın, sensizliğe nasıl dayanırım? Kardeşim, ben ceddim Resulullah'tan, babam Ali'den, anam Zehra'dan ve kardeşim Hasan'dan daha aziz değilim. Deyince dayanamadım. Hüseyin kardeşim, Hüseyin'im, imamım, senin yokluğuna benim kalbim nasıl dayanır? Ruhsuz beden yaşar mı? Hüseyin Kerem elini kalbimin üstüne çekerek, bacı, gözyaşını meydana dökme. Gidiyorum ben bacı, Allah yar olsun. Zeynep'imin işi kefen biçmektir. Huni ciğerden bade içmektir. Bana kefensiz koyup gitmektir. Gidiyorum bacı, Allah yar olsun. Sabırlı olun, çadırlara dönün. Sakın benden sonra bizim değerimizi düşürecek hiçbir şey yapmayın, dedi imam. Ben Hüseyin kardeşim, demek emanetini vermek için başka fırsat olmayacaktır, deyince İmam Hüseyin, ne emaneti bacı? Ya Hüseyin, anam Fatıma-i Zehra son nefesinde beni çağırarak sinemi açıp öpe öpe boğazıma kadar geldi. Boğazımın çukurundan defalarca öptü, kokladı. Sonra gözyaşları içinde dedi ki, günün birinde Hüseyin'le son vedalaşmanda bak bu emaneti ona verirsin. Benim yerime Hüseyin'imin sinesinden ve boğazının çukurundan aynı benim yaptığım gibi kopmayıp öp. Ben de anam Zehra'nın bana yaptığı gibi, ana ya Zehra, işte emanetin sahibine iletiyorum diyerek koklayıp koklayıp öptüm Hüseyin'i. Cennet kokuna bacın Zeynep kurban olsun ya Hüseyin. Kardeşim Hüseyin bir oracıkta cansız yatan şehitlere bakarak, alemdarım, ekberim, kardeşlerim, yeğenlerim, vefalı dostlarım, kalkın da şu kimsesiz kalan peygamber yavrularına siz sahip çıkın diye sesleniyor. Bir Medine'ye dönüp dede ya Resulallah, arslan amcalarım Hamza, Cafer-i Tayyar diye sesleniyor.
bir de Necef'e dönüp baba ya Ali diye feryat ediyordu. Selam sana ya Hüseyin. Ya Hüseyin. İstesem bitirelim ha. Kalkalım. Matem günü geldi, ah Hasan'ım, ah Hüseyin'im. Thank you.
şu gönüllerini kurbandır ya Rabbi. Yakınlarım deyip salat ve sevmeyi bizlere farz kıldığın ehli beytin ve 12 imamların yüzü hürmetine yardımlarında bizlerden esirgeme ya Rabbi. Allah. Merhametin sonsuzluğuna sığınarak bu beşiktir hata işleyen sultan olan da bağışlar bizlere. Özümüzü dara çektik. Tövbe de sana yavrum, tövbe günahlarını affeyle ya Rabbi. Esma-ı Sultan'ın yüzü hürmetine sana sığınanların her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, acılardan emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen evvelsin, sen ahirsin, sen batınsın. Dua eden kulların duasını kabul edersin. Ademlere rahmet olarak yaratan Muhammed Mustafa'nın masum ve pak olduğunu şehadet ettiğini ehli beyti yüzü hürmetine, yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, bildiğimizi, dildiğimizi sonsuz eyle ya Rabbi. Aramızda olmayıp da gelirler bizden olan tüm dostlarımıza dua ve dileklerini kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza, yolculuğu edenlerimize, zorla, bundola, cümle insanlarımıza da yardım senden olsun ya Rabbi. Gökyüzünden rahmetini, yeryüzünden bereketini eksik eyleme ya Rabbi. Şu cemevinde ellerini açmış Allah Allah diyen tüm canlarımıza sevgi, saygı, nasip eyle ya Rabbi. Allah. Mübarek Muharrem ayında tuttuğumuz oruçları, yaşadığımız matemleri yüzü hürmetine, secdelerimizi, niyazlarımızı dergâhında kabul eyle ya Rabbi. Mübarek Muharrem ayında peygamberlerin hürmetine, Nuh'un gemisine binip kurtuluş edenler gibi, bizleri de ehl-i beyt sevgisiyle kurtuluş edenlerden eyle ya Rabbi. Allah Allah. Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den de günümüze kadar şehitlerimizin gelmiş, geçmişine ruhlar için, şu an derilerini açmış Allah Allah diyen tüm canlarımızın gelmiş geçmişlerin ruhlar için ve Allah rızası için El-Fatiha esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla hamd evrenler sahibi yüce Allah için Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak o göre saklayacak tek an senden ve de dumanları biz safık müşter yolundan düşmekten koru bizi. Doğru yolda haydi ya Rabbi. Allah Allah. Allah Allah. Evet sevgili Allah. Selam olsun hayret dostlarına. Selam olsun mükemmel Allah sizlerine. Cenab-ı Allah sizleri bu Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Zeynep'e, bu Hazreti Sakine'ye sizleri komşu edersin. Allah Allah. Allah emek sahibini vermesin. Allah İnşallah Allah. O Peygamberimizin İmam-ı Hüseyin'in ekle ve İmam-ı Hüseyin'in ehliyetinin sandığı altında böylece hepimizi canıyla düzenlemeyi nasip edersin. Allah Allah. Allah onları yüksek hürmetine de bizlere, dertlerimize, acılarımıza, sıkıntılarımızı def etmiş olan İlk bizden olan ama nefesle verenlerin evliyelerin ehl-i meliklerin 73 şuradan olan dualarımız, duası bizden tavrıda cehafan Allah'tan olan Allah Allah oturanlar olsun sizin gazetelerden orada hak yardımcısı olsun diyorum. Bu günler yarın çok önemli. Biliyorsunuz en son 10. gün bütün dünya kanalları karalar bağladı. Canlı ve cansız herkes biat edildi. Onun için dedemle biraz önce belirtti. Bugün ve yarın çok dikkat edelim. Çünkü bizim İmam-ı Hüseyin'in en son şehidinin şahadet günü. Onun için biraz gözyaşı takalım, dökelim. Biraz onlar için yalvaralım. İnşallah onlar da bize yardım eder. Hak ettiğimiz gözyaşlarımızda bir damlası
bin bin kazamızı, belamızı dert eder diyorum. Hepinize aşkın yazarını sunuyorum. Eyvallah. Allah hepinizin kazanını kabul etsin. Allah Allah.